Herkese merhaba. Çok güzel tarifler bunlar. Mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün çorba tarifi ve çeşitleri sevenler için tel şehriye tavuk suyu çorbası tarifi paylaşacağım. Çok kolay ve lezzetli tavuklu şehriye çorbası tarifini mutlaka deneyin. Çok seveceksiniz. Terbiyeli tavuk çorbası için öncelikle tencereye zeytinyağını aktaralım. Üzerine bir adet rendenin orta kısmında rendelediğimiz havucu koyalım ve havuçların rengi dönene kadar kavuralım. Değerli izleyenler ve dinleyenler, benim için destekleriniz çok önemli. Yorumlar kısmına herhangi bir emoji veya video ile alakalı görüş, öneride bulunan bir yorum yazabilir. Videomu beğenip sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. Ve ayrıca kanalıma abone değilseniz kanalıma abone ol tuşuna basarak ücretsiz abone olabilirsiniz. Şimdiden destekleriniz için teşekkür ederim. Üzerine bir yemek kaşığı un koyalım ve havuçlarla birlikte unun kokusu çıkana kadar kavuralım. Daha sonra üzerine suyunu aktaralım. Ben 4 su bardağı tavuk suyu, 3 su bardağı normal su kullanıyorum. Eklediğimiz su sıcak olmayacak, normal soğuk su ekliyoruz. Ben burada suyu birden ilave etmiş oldum ama siz önce unla havucu açmak için ilk önce 1 su bardağı kadar suyu koyun. Güzel bir özleştirin. Daha sonra suyu ekleyin. Bu şekilde özleştirmesi daha kolay olacaktır. Su kaynayınca üzerine yarım su bardağı tel şehriye ilave ediyorum ve şehriyeler yumuşayana kadar pişiriyorum. Şehriyeler yumuşayınca ocağın altını kapatıyorum ve kaynamayı durduruyorum. Daha sonra çorbanın terbiyesi için 2 su bardağı yoğurt ve 1 yumurtayı özleşene kadar çırpıyorum. Çorbanın kesilmemesi için de çorba ve terbiyenin sıcaklık dengesini çok iyi ayarlamamız gerekiyor. Çorbanın suyundan yavaş yavaş terbiyeye ilave ediyorum ve terbiyenin sıcaklık dengesini çorba ile eşitliyorum. Daha sonra terbiyeyi yavaş yavaş çorbaya ilave ediyorum ve özleştiriyorum. Genelde yoğurtlu terbiyeli çorbalarda yumurtanın sadece sarısı kullanılır ama ben de bir yumurtayı tamamıyla kullanmayı tercih ediyorum. Çünkü beyazını ayırdığım zaman genelde değerlendirecek ekstra bir durumum olmadığında da hani israf olsun, ziyan olsun istemiyorum. O şekilde bütünüyle kullanıyorum. Burada dikkat etmemiz gereken yoğurtla yumurtayı çok iyi özleştirmemiz, çok iyi çırpılması gerekiyor. Çünkü yumurtanın beyazı çorbanın içerisinde piştikçe beyaz beyaz kesik kesik bir görüntüye sebep olabilir. Bu hususa dikkat edelim ya da sadece yumurtanın sarısını kullanalım. Terbiye çorba ile özleştikten sonra üzerine ufak ufak didiklediğimiz tavuk etini koyuyorum ve ocağın altını açıyorum. Çorbanın kesilmemesi için çorba kaynayana kadar sürekli karıştırarak pişiriyorum. Çorba kaynamaya başlayınca üzerine tuzunu ilave ediyorum ve 2-3 dakika daha karıştırarak pişiriyorum. Ve daha sonra karıştırmayı bırakıyorum. Yaklaşık 2-3 dakika daha bu şekilde kaynamaya bırakıyorum ve ocağın altını kapatıyorum. Çorbanın sosu için sos tenceresine tereyağını ve rendelenmiş sarımsak koyuyorum. Sarımsağın kokusu çıkana kadar kavuruyorum. Üzerine kırmızı toz biberi de ekliyorum ve özleştiriyorum. Burada biberi fazla kavurmamıza gerek yok. Tereyağının sıcaklığıyla kavrulacaktır. Ocağın altını kapatıyorum. Tavuklu tel şehriye çorbası servise hazır. Tam kıvamında çok güzel oldu. Şimdi çorbayı sosuyla özleştirelim. Çorbadan birkaç kepçe alıyorum. Sos ile özleştiriyorum. Sosu da çorbaya aktarıyorum. Bu şekilde çorbamı servise hazırlıyorum. Bu çorbayı isterseniz içerisinde tavuk eti kullanmadan tavuk suyuna şehriye çorbası olarak da hazırlayabilirsiniz. Ben genelde bütün tavuk haşladığım zamanlarda bu çorbayı yapıyorum ve artan tavuk suyunu da derin dondurucuda porsiyonlar halinde saklıyorum. Daha sonra yemek tariflerinde kullanmak için kullanıyorum. Bütün tavuk nasıl haşlanır, tavuk suyu nasıl yapılır videosunu hazırlamıştım. O videonun linkini de açıklamalar kısmına ekleyeceğim. Dilerseniz izleyebilirsiniz. Lokanta usulü terbiyeli tavuk çorbası servise hazır. Yoğurt çorbası tariflerini ve yoğurtlu çorba çeşitlerini seviyorsanız tel şehriyeli tavuklu terbiyeli bu şehriye çorbası tarifini mutlaka deneyin. Lezzeti mükemmel, nefis bir çorba tarifi. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Tarifimin sonuna geldim. Beni buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Tarifle ilgili detaylı malzeme listesine açıklamalar kısmından ulaşabilirsiniz. Sormak istedikleriniz olursa yorumlar kısmından sorabilirsiniz. Bana destek olmak için yorum veya emoji bırakmayı, videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve ayrıca bildirim zilini açarsanız yeni paylaşımlardan haberdar olmuş olursunuz. Bir sonraki güzel paylaşımlarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.